kaleye çıkmasını engellemek için. Şimdi bu gördüğümüz kapısı kalenin ön kapısı oluyor. İlk olarak 1939'da, ardından da baraj krizi sonrası 1973'te nakledilmişti. Peki Şah Fırat operasyonuyla üçüncü kez nakli gerçekleştirilen Süleyman Şah Türbesi neden bu kadar önemli? Süleyman Şah, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi. 1200'lü yıllarda Moğol istilası sonrası 50 bin kişiyle Anadolu'ya geldi ve Fırat kıyısına yerleşti. Haçlı seferlerine karşı Filistin'e gitmek isterken 1227 yılında bugünkü Suriye'de Fırat Nehri kıyısında boğularak hayatını kaybetti. Osmanlı'nın atası olması itibariyle de ecdadın önemi büyük. Süleyman Şah ve iki muhafızı bugünkü sınırımıza 100 kilometre mesafede olan Caber Kalesi'ne defnedildi. 20 Ekim 1921'de Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması'nın 9. maddesi uyarınca Türk toprağı sayıldı ve bayrak dikme hakkı tanındı. Anlaşma Lozan'da da teyit edildi. Türk askeri türbede nöbet tutmaya başladı. Türbenin ilk taşınması 30 Mayıs 1938'de gündeme geldi. Tamiri imkansız hale gelen Süleyman Şah Türbesi için modern bir karakol yaptırıldı. 1939'da mezarlar da karakol yakınına alındı. İkinci taşınma Suriye'nin Fırat üzerine baraj inşaatıyla gündeme geldi. Suriye, sular yükselecek, türbeyi taşıyın notası verdi. Türkiye, notaya notayla, baraj kapaklarını kapatarak yanıt verdi. Uzun süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı ve türbe müştemilatıyla birlikte 1973'te Karakozak'taki yerine taşındı. ...1995 ve 2001'de de suların yükselmesi gerekçesiyle taşınması gündeme gelen türbe, DAEŞ terör örgütünün Suriye'de saldırılarını artırmasıyla tekrar gündeme geldi. Asker değiştirme işlemleri gerçekleştirilemeyince konuya verilen önem bir kat daha arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu topraklarda yapılacak bir saldırı aynen Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır ifadelerini kullandı. DAEŞ tarafından sık sık taciz edilen türbedeki cenazeler güvenlik gerekçesiyle Şah Fırat operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Türkiye sınırına 200 metre mesafedeki yeni türbe müdahale imkanının kolaylığı açısından da öne çıkıyor.